Herkese merhaba. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Hepiniz medyadan veya YouTube'dan, sosyal medyadan en azından bir tanesini rastlamışsınızdır. Yusufeli Barajı ile ilgili bir habere ya da videoya rastlamışsınızdır. Elbette birçok kişinin ilgisini çektiği gibi benim de bu Yusufeli Barajı benim de ilgimi çekti. Belgeselini seyrettim. Çünkü Türkiye'nin en büyük barajı olarak, en yüksek barajı olarak lanse edildi. Çok güzel medyada kendi propagandası, yani barajın propagandası yapıldı. Bunun yanı sıra Yusufeli ilçesindeki evlerin başka bir yere yerleşim alanının taşınacağını da sizlere, bizlere küçük haber şeklinde yansıttılar. Bütün odaklar elbette o barajdaydı ve nitekim ben de o baraja ilgi duydum ve baktım, çok büyük bir baraj ve Türkiye'nin enerji sorununun bir kısmını çözecek şekilde vesaire vesaire. Benim konum bugün Yusufeli Barajı değil de Yusufeli'nde yaşayanların ve onlar için yapılan yerleşim yeri hakkında olacak. Hissettim yapılan röportajlarda ya da vloglarda, YouTube'da yayınlanan videolarda insanlar pek sorunlarını dile getirmeye cesaret edemiyorlar barajın büyüklüğü karşısında. Çünkü baraj bütün Türkiye'yi ilgilendiriyor ama bunların nüfusu küçük olduğu için bunlar karşı gelemiyorlar. Bu baraja karşı gelemediler. Bu baraja, daha doğrusu baraja kimse karşı gelmiyor. Bize veya onlara verilenlerin eski yerlerinin yerine geçmediğini anlatmaya çalışıyorlar. Çalıştılar birkaç kişi ama bunu cümlelerle dile getirmek zor. Çünkü medya olsun vesaire olsun bunu hemen çarpıtabilirdi barajın büyüklüğü karşısında. Ve kimse de cesaret edip dertlerini dile getiremedi. Ben bu konu hakkında konuşmak istiyorum. Baraj güzel, onda bir şey yok. Benim konum baraj değil. Yerleşim yerini planlayanlar hakkında ben burada konuşmak istiyorum. Hep devletin yapmış olduğu bir hata vardır. İnşaat firmalarının, bunların içine kimler dahildir onu bilemeyeceğim. Müteahhitler olsun, mühendisler olsun, mimarlar olsun. Bence bunlar el birliği ile aynı hatayı yapıyorlar. Neden yapıyorlar? Ben o konuyu dile getirmek istiyorum. Bir sürü vlogda gördüm, az da olsa gördüm. İnsanlar yeni yerleşim yerlerinden memnun değil. Hepsi memnun değil. Elbette memnun olanlar var. Memnuniyet eksik. Tam düşünülüp planlanıp yapılmadığından memnun değiller. Normalde tek bir soru sorarsanız evde memnun musunuz? Evet. Evlerde bir şey yok. Evler modern evler. Eski evlerinden daha sıcak, daha kullanışlı vesaire diyebilirler. Ama burada benim dikkatini çekmek istediğim olay Türk yaşam tarzına hitap etmeyen site tipi evler yapılmış olması. Ve bu evler yapılırken hiç düşünülmeden komşular, mahalle birbirinden ayrılmış. Planlamadan ben bahsetmek istiyorum. Rastgele Yusufeli'nin bir köyünün yaşayanı herhangi bir yere yerleştirilmiş. Yani insanların ihtiyaçları doğrultusunda bunlar planlanmamıştır. Şimdiye kadar hep zaten bu konuyu ben düşünmüşümdür. Niye biz hep sonuna kadar planlamayız, niye bir tek kalıpta yaparız diye. Bu evlerin hatası bir, komşular birbirlerinden ayrılmış. İki, site evleri yapılmış, site tipi evler yapılmış. Üç, çarşısı vesairesi kaybedilmiş. Dört, yeşil değil. O yeşil olmama olayı belki seneler içinde telafi edilir. Bu yeşil olmamasının sebebi projeye zamanında önem verilmediğine ileri geliyor. Ama o büyük sorun o değil burada. Yeşillenir orası. 5. Bizim kültür yapımıza hiç uygun olmayan yerleşim yerleri yapılmış ve hep yapıldı şimdiye kadar. Görüyorsunuz tarihimizde devletimizin yaptığı deprem evleri vardır doğuda, orada burada. Çok güzel bir şekilde reklamı yapılmıştır, lanse edilmiştir ama o evlerde yaşayan olmaz. Çünkü bizim ihtiyaçlarımızı karşılayan evler değildir onlar. Ben burada o projeyi geliştirenlere, kimler ise artık bunun içinde mimarlar, mühendisler, müteahhitler kimlerse, biraz da bu evleri planlarken o evlerde yaşayacak
çocukların gözünden bakmanız. Ben bu olayı aynı şekilde yıllardır tatil kasabalarında yapılan yazlık adını verdiğimiz evlerde de görmekteyim. Bütün her yerde görmekteyim. Yani ihtiyaca uygun evler maalesef yapılmıyor. Sadece bina olarak düşünülüyor. Nokta. Ondan sonrası o kişileri, planlayanları, projelendirenleri hiç ilgilendirmiyor. Yusuf elinde aynı hata yapılmış. Belki bu hata bizim her şeyi başka bir yerden kopyalayıp bize uydurulmaya çalışmasından ileri geliniyor. Avrupalı olmak, Avrupalı gibi olmaya çalışıyoruz. Aslında biz Avrupa'nın kültürüne kesinlikle sahip değiliz. İki farklı kültürden bahsediyoruz. Söz konusu olan iki farklı kültür. O yüzden bize uymuyor biçilen elbise. Ve bunun uymadığını senelerdir hala daha anlayamadık. Alınan kanunlar, bunun ispatı bizim hiçbir şekilde kültür yapımıza, tarihimize uymayan şeyler bunlar. Birdenbire tepeden inme birileri bizlerin yerine karar veriyor ve biz o elbiseyi giyecekmişiz. Elbise olmayınca giyemiyoruz, uygun değil. Bu toplum yıllardır o elbiseyi deneme yanılma ile binlerce yılda bulduysa senin yapacağın şey yeni bir elbise biçmek değildir o topluma. O elbiseyi daha da güne uyarlamak, geliştirmek olmalıdır diye bir örnek vermek istedim. Umarım kendimi anlatabilmişimdir. Biraz daha girmek istiyorum konuya. Yusuf elinde yaşayanlar tatil evlerine yerleştirildi diyebiliriz. Yusuf elinde yaşayanların birçoğu neden yaşadıklarını kimse sormamış. Nedir? Günlük yaşamlarını kimse araştırmamış. Yusuf elinin köyünde yaşayanların birçoğu anladığım kadarıyla bir kısmı en azından evinde bahçesinde bir şeyler yetiştirmiş. Birkaç hayvanı var, hayvan yetiştirmiş ve bununla oyalanan insanlar artı yaşlı insanları yakınında bulunan esnafla oturmuş veya kahvehanede arkadaşlarıyla, akranlarıyla buluşmuş, vakit geçirmiş, sohbet etmiş kişilerden oluşuyor. Yani bunların hiçbiri anladığım kadarıyla ve gördüğüm kadarıyla yayınlanan videolarda düşünülmemiş. Modern, çok modern evler yapılmış ama bunlar o kişilerin ihtiyacını karşılamıyor. Bütün o kişilerin tarihini yok ettiğimiz yetmiyormuş gibi beraberliklerini de biz parçalamışız. Yapılan dükkanlar evlerin altlarına, site evlerinin altlarına dükkanlar yapılmış. Bir çarşısı yok. Dağılmış bu dükkanlar. Üçe bölmüşler. Mahalle olarak, bölge olarak ve dükkanlar da bu şekilde bölünmüş. Bir cazibe merkezleri veya o bölgelerin çarşılarını yapmamışlar. Böyle yapabilirlerdi. Elbette burada her şey paraya. Elbette burada her şey parayla düşünürseniz sonuç bu olur. Ben de bunun arkasında para olduğunu düşünüyorum. Çünkü orada yaşayanlar şimdi bacalarının çekmediğini söylüyorlar. Bir şekilde memnun olmadıklarını söylüyorlar ama dile getiremiyorlar bence. Neden, nerede, neden şikayet etmesi gerektiğini. Bir kısmı dile getiriyor parça parça ama bir kısmı farkında değil, teşhis edememiş neyin sorun olduğunu. Bence sorun eski dostlarından, komşularından ayrılmaları. Birinci mesele bu. İkinci mesele dükkanların çok dağınık olması. Üçüncü mesele bahçesi olan bahçesini kaybetmiş. Hayvanı olan hayvanını kaybetmiş. İhtiyarlar arkadaşlarını kaybetmişler. Tarihi yok ettiğimiz yetmiyormuş gibi bunları biz lime lime parçalamışız. Bunun da bütün sorumlusu bence o projeyi bu şekilde düşünmeyenler. Bu projeyi yaparken tek tip düşünmek yanlıştır. Bu kişileri nasıl bir evde oturduklarını, nasıl bir şey yaptıklarını, eskisinin olanaklarını koruyarak onun üstüne bir şey koymaları gerekiyorlardı. Eski evlerde konfor yoktu. O konforu vermişsiniz. Ama o konfor yetmiyor. Görüyorum 3 katlı 5 katlı site evleri yapılmış ve o ihtiyarlar artık hiç kimseyi göremez olmuşlar. Kapı komşuluğu bitmiş. Hayvan yetiştiremiyorlar. Onunla oyalanamıyorlar. Bahçeleri yok.
Elbette bütün Yusufeli halkı bu şekilde yaşamıyordu ama köyünden gelenler veya Yusufeli'nde bu imkanı sahip olan kişilerin elinden de bu imkanlar, bu hayata tutunma alınmış. Hep bu hatayı yapıyoruz. Yıllardır yaptık. Teklifleştirmeye çalışıyoruz. Hiç kişinin ihtiyacına göre projeler, planlar yapmıyoruz, geliştirmiyoruz. Bu da bunlardan bir tanesi diye düşünmekteyim ben. Yazlık evler bile burada bizim Türk kültürümüze uymayan başka yerden, başka ülkelerden büyük ihtimalle, hangi ülkeden olduğunu da ben de anlayamadım zaten, getirilmiş projelerdir. Küçücük evler. Eskiden ilk başladığında bu moda, onu demek istiyorum. İşte 40 yıl önce başladıysa bu moda, 40 yıl önceki kültür yapımıza da uymuyor. Biliyorsunuz 30 yıl önce, 40 yıl önce bizim kültür yapımız ailenin hep beraber bir araya gelip bayramlarda, tatillerde aynı yerde kalıp vakit geçirmesiydi. Şimdi görüyorum ki hala da aynı hata devam ediyor. Elbette toplumumuz değişti. Bu yazlık evler yapılırken sanki iki kişi kalacakmış gibi planlanmış bu evler. Hani bu Türk aile yapısında yer alan babalar, anneler, torunlar, çocuklar neredeler, dedeler, nineler hiç düşünülmemiş. İki kişilik, iki kişiye uygun, hatta iki kişiye dahi uygun olmayan evler yapılmış, tatil evleri. Yani biz eskiden aile denince, bir araya gelince ilk yapacağımız iş mangal yapmaktır vesairedir. Bu yöreye göre değişir elbette. Yani bir şeyler yiyip içmektir. Bu gibi konutlarda hep beraber oturup sohbet edebileceğimiz yerler bile yok. Varmış gibi görünüyor ama sığmıyor. Yani Yusufeli'ni yanlış yapmışlar. Bu kişiler zaten tarihinde 6-7 defa, bu ataları da dahil olmak üzere, kendi yerleşim yerlerini kaybetmişler. Şimdi bu son olsun diyorlar ama aynı hataları biz devam ediyoruz. Bu evler onlara uygun değil. Bizim yapımıza uygun evler değil. Avrupalı burada çok rahat edebilir ama bizim Türk kültürümüze bunlar uygun olmayan elbiselerdir diye düşünmekteyim. Bu evler böyle baştan sona düşünülmediği için hepiniz de görürsünüz, şehirlerimiz köy evlerine benzer. Daha doğrusu gecekondu mahallelerini andırır. Çünkü ihtiyaçlar düşünülmediği için, ek ek yapıldığı için herkes kendince bir plansız projesiz, kendi planlı projesini geliştirdiği için şimdi göreceksiniz 10 sene sonra o Yusufeli'ni tanıyamayacaksınız. O site evlerinin önlerinde derme çatma binalar göreceksiniz, hayvan ahırları göreceksiniz, bahçeler göreceksiniz vesaire göreceksiniz. Karmaşıklığı göreceksiniz. Çünkü orada kuş besleyen de olacak, inek besleyen de olacak, bahçesinde domatesini veya başka şeyini eken biçen de olacak. Böyle olunca da her şey karma karışık hale gelecek. Çünkü plan proje yok. Orada yaşayan insanların ihtiyaçları düşünülmemiş. Yapmasın demek çözüm değildir. O adam zaten yapıyordu kendi köyündeyken, kendi evindeyken daha önce. Şimdi birdenbire adamın kendi hayat düzenine reset çekmesi isteniliyor. Elbette bizim halkımız daha iyi yaşamaya, daha iyi konfora layıktır. Ama bu böyle bir konfor verilirken başka şeyler alınmasın elinden diyorum. Niye geliştirmedik? Böyle bir mahalleler niye yapmadık? Küçük küçük o insanların beraber, daha önce hep beraber yaşadığı mahalleler niye yapmadık? Hayvan yetiştirene hayvan ahırı niye yapmadık evinin yanında? Örnek veriyorum. Belki olur belki olmaz ama dediğim gibi çözüm, madem bu kişiler bir şeyler ekip biçecekler deyip de gidip de başka bir yerde, uzak bir yere onlara bir tarla gibi bir parça vermek değildir. Adamlar daha önceki hayat tarzını geri vermeniz lazım. Adamlar o şehrin bir ucundan diğer ucuna, emekli kişilerden bahsediyorum, görmeye gitmemelidir. Çünkü gidemez. Bunlar çok zor şeyler değil aslında. Ama benim burada dikkati çekmek istediğim şey, bizim kültürümüze uygun lütfen binalar ve mahalleler geliştirin. Hepsi düşünülmüş olarak. Lütfen. Konfordan taviz vermeden bunlar yapılabilir. Bu inşaat firmaları bunu yapsınlar. Site evlerini, o köylüyü yerleştirmek çözüm değil. Site evlerinde yaşamak istemiyorlar. Konforuna bir şey demiyorlar. Ama evler uygun değil.
değil onlara. Komşularını kaybetmişler, ineklerini kaybetmişler, tavuklarını kaybetmişler. Bütün yaşam stilleri, düzenleri paramparça olmuş. Benim dikkati çekmek istediğim konu bu. Bize uygun lütfen konutlar geliştirin. Avrupa'dan alma bize elbiseleri giydirmeye çalışmayın. Olmuyor. Biz rahat edemiyoruz o elbiselerin içinde. Bizim kültürümüze uygun yerleşim yerleri geliştiremeyecek kadar beceriksiz değiliz biz. Değil bizim müteahhitlerimiz, mimarlarımız. Biz Avrupa'dan alacağımıza Avrupa bizden alsın bu kültürü. Bu konunun kimsenin dikkatini çekmeyeceğini iyi biliyorum. Ama çok önemli olduğunu kendimce ben size söylemek istiyorum. Şimdi önemli değil, sonra önemi meydana çıkar. Bunun da farkındayım. Bunu çünkü hiç kimse düşünmüyor. O yüzden zaten bizim yerleşim yerlerimiz karmakarış. Bunun bütün ardında yatan sebep bu. Bize uygun yerleşim yerleri yapılmadığı için herkes ihtiyacına uygun ilaveler, eklemeler yapıyor binalarına veya bahçelerine. O yüzden biz karmakarışık bir şehirlerde yerleşim yerlerini yaşıyoruz. Herkese uygun yerleşim yerleri niye geliştirmez bizim müteahhitlerimiz, mühendislerimiz, mimarlarımız? Onlar zannediyor ki mümkün olduğunca o küçük arsaya, alana mümkün olduğunca daha fazla konut yapmak ve daha fazla para kazanmak. Bu kadar basit değil olay. Çok basit düşünüyorsunuz. Çok basit düşününce de böyle kültürümüz bozuluyor. Ve siz de iş yapamıyorsun. Adamlar gidiyorlar gökdelen yapıyorlar küçücük bir araziye. Bu gökdelenlerde yaşayacak insan sayısı az mı çok mu onu dahi bilmiyorum. Öyle zannediyorum en azından. Neyse bu konunun kimsenin dikkatini çekeceğini sanmıyorum ama tarihe not düşsün diye bu videoyu yapıyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Esen kalın, hoşça kalın, sağlıcakla kalın diyorum. Kanalıma abone olmadıysanız abone olunuz. Allah'a emanet olun.